Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün A-Sprite'da çizdiğimiz resimleri nasıl kaydedeceğiz? Bu kaydetmenin değişik özellikleri nelerdir? Birkaçını göstermeye çalışacağım. Kısa bir video olacak, fazla uzun sürmesin. Zaten ne anlatabilirim bu sürede? Şimdi böyle bir resim çizdiniz. Bu resmi kaydedeceksiniz, tamam. Şimdi resmi her şeyi hallettiniz ama asla kaydetmediniz. Böyle yaptığınızda şurada bir yuvarlak oluşur. Bakın. Tam şu Sprite 0001'in yanında bir yuvarlak oluşur. Kaydetmezseniz. Siz bu resmi ilk defa kaydedeceğiniz zaman CTRL'ye basılı tutup S'ye basarsanız bu ekranımız açılır. En son nereye kaydettiyseniz orası açılır zaten. Ben en son buraya bir resim kaydetmişim. O yüzden bu ekranı açtım. Ancak siz buraya değil de farklı bir dosyaya kaydedeceksiniz. Şöyle geri geldim. Hatta şöyle önce masaüstüne kaydetmek istiyorsunuz. Oradan sonra kendi klasörlerinize sürüklemek istiyorsunuz. Onu geliyoruz şöyle en başa. Şöyle masaüstü klasörümüzü buradan buluyoruz. Burada zaten bilgisayarın kendi dosyaları var burada. Masa üstüne bas. Siz masa üstüne bu resmi kaydedeceksiniz. Nasıl yapacaksınız? CTRL S'ye bastınız ve masa üstü klasörünüze girdiniz. Daha sonra bu resme bir isim vereceksiniz. Bu resme ben adam ismini vermek istiyorum. Ya da bodyguard ismini vermek istiyorum. Şimdi bodyguard ismini verdik. Aşağıda dosya tipimiz var. Bu dosya tipi ne anlama geliyor? Şimdi bütün formatlarda yazıyor. Ancak şuradaki OK'a bastığımızda buradan diğer formatlarda çıkıyor. Şimdi bu all formats genelde tercih etmiyorum. Genelde buradan A-Sprite files'ı, daha sonra JPG files'ı, PNG files'ı ve eğer animasyon yaptıysam GIF files'ı tercih ediyorum. Genelde A-Sprite files'a kaydederim. Çünkü neden? Şimdi bodyguard ismini verdik ve A-Sprite files'ı seçtik. Masaüstü klasörümüze kaydedeceğiz. Okey dediğimde bu benim masaüstüme gelmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi bodyguard isimli resmimiz masaüstüne geldi. Siz gelip A-Sprite'ı kapatsanız dahi bu A-Sprite olarak kaydettiğimiz için gördüğünüz gibi A-Sprite ikonu var orada. Basarsanız direkt bu resmi A-Sprite'de açar size. Bunun özelliği budur. A-Sprite dosya uzantısında kaydetmemizin amacı nedir? Şimdi yeni bir layer açtım. Buraya layer 2. Örneğin ben bu adama geldim. Bir tane şapka vereceğim, tamam mı? Bu adama bir şapka giydireceğim ve bu şapkayı layer 2'ye, hatta buraya da yazalım şapka diye. Geldik. Bu adama bir şapka çizeceğiz. Şöyle. Şöyle. Bir şapka verdim bu adama. Da şöyle yapsam daha mı güzel olur? Ya aynı böyle iyi kötü bir şapka verdik. Şimdi bu şapkayı farklı bir layer'a kaydettik. Sadece şey olarak almış. Neden? Tamam. Şapkayı kaydettik. Şimdi bunu A-Sprite Files olarak kaydedelim. Şimdi daha yeni A-Sprite Files yaptım ya. Seçtim ve masaüstüne kaydettim ya. Şimdi CTRL S'ye basarsam ekrana hiçbir şey gelmez. Sadece şu şey gelir. Bakın milisaniye sürüyor. Bastım direkt kaydetti. A-Sprite olarak seçtiğim için A-Sprite üzerinden devam ediyor. Ancak siz bunu ismini değiştirmek istediniz. İşte tipini değiştirmek istediniz. Farklı bir yere alacaksınız falan filan. Bunu nasıl yaparsınız? Şu file'a gelirsiniz. Biz de aynı save kısmından. Bakın buna basarsam da aynı mevzu olacak. Ancak burada save as yani farklı kaydetimiz var. Bu da CTRL Shift S. Ben genelde buraya tıklamam. CTRL Shift S derim. Bu ekran açılır. Bakın masaüstümdeki dosyalar ve masaüstümdeki resim. Burada gözüküyor. Siz bunu buraya değil de çalışmalar klasörüne kaydedeceksiniz ve ismini de hatta buraya da değil. Yine aynı yere ancak ben buna bodyguard değil de şapkalı bodyguard diyeceğim, tamam mı? Onun için ismini değiştirdim. Tipini de mesela tam tipi yine e-sprite olsun. İsmini değiştirdim. Okey dedim, kaydetti. Gördüğünüz gibi buraya ikinci resmim geldi. Bu şekilde bir şeye iki farklı resim kaydedebiliriz. Şimdi açalım bunu tekrar. Bunu siz A-Sprite Files olarak kaydetmek istemiyorsunuz. Siz bunu PNG olarak kaydetmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi daha önce ben bunu A-Sprite olarak kaydettim, değil mi? CTRL S dediğimde gördüğünüz gibi hazır olarak hemen kaydediyor. Hiçbir şey sormuyor. Ancak siz bunu bir PNG'ye dönüştürmek istediniz. Nasıl olacak? CTRL Shift S'ye bastınız ve geldiniz bu ekrana. Ve bunu buradan PNG Files olarak kaydettiniz.
Gördüğünüz gibi e-sprite dosyalarınız burada gözükmez. PNG seçtiğim için. Ancak ben tekrar e-sprite'e gelirsem bunlar gözükür. Şimdi PNG files'e geldik. GG değil, PNG. Tamam. PNG files olarak kaydettiğimizde bize şöyle bir uyarı verecek. Diyor ki PNG formatında şunlar desteklenmez diyor. Layer'lar. Yani sizin şapka layer'ınız ve layer 1 layer'ınız artık sayılmayacak diyor. Yani bunları tek bir layer'da toplayacağım. Hepsini birleştireceğim diyor. Ve bunun üstünde düzenleme yaparken tek bir layer'da çalışacaksın diyor. Yani diyor ki sen bunu ace olarak kaydedersen bunlar gitmez diyor. Ama PNG ile devam etmek ister misin diyor. Sen de evet etmek istiyorum dersen yes'e basarsın ve artık bu bir PNG olmuştur. Şimdi CTRL'e tamam kaydettik zaten. Gördüğünüz gibi şapkalı bodyguard'ımız PNG olarak geldi. Gördüğünüz gibi şapkalı bodyguard'ımız burada düşük bir çözünürlükte kaydedilmiş. Yine de bunlara girmeyeceğim. Gördüğünüz gibi şapkalı bodyguard'ımız burada. Şimdi A-Sprite'ı kapattınız siz. Ve sonra birkaç gün sonra veyahut da bir zaman sonra girdiniz. Şimdi open file'a geldiniz ve şapkalı bodyguard PNG üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Açtınız bunu. Okey dedin. Gördüğünüz gibi şapka layer'ımız artık gitti. Yani tek bir layer'ı da topladı bunları. Ve ben şapka layer'ını silersem direkt kafayı da siler. Gördüğünüz gibi PNG'nin böyle bir sıkıntısı var. Ama siz PNG olarak bir yerde mesela bir yere fotoğraf bu resmi yükleyecekseniz mecbur PNG'yi almak zorundasınız. Bunları nasıl yaparız mesela? Siz bunun gitmesini istemiyorsunuz. Şimdi kapatalım bunu. Kaydetme. Siz bu şapka üzerinde de bir değişiklik yapmak istiyorsanız daha önceki şapkalı bodyguard'ın A-Sprite uzantısına gelirsiniz ve gördüğünüz gibi ben şapka layer'ına gelip sildiğimde adamın kafası hala burada olacak. Çünkü neden? Şapka farklı bir katmanda. O yüzden kafayı silmiyor. Şimdi siz örnek veriyorum. Şunları bir silerim. Geldiniz A-Sprite'a. Şu resmi çizdiniz, tamam mı? Bu resmi çizdiniz, bitirdiniz. Hatta buna da aynıki gibi bir tane de şapka ekleyelim. Nasıldı unuttum ama şöyle iyidir herhalde. Şapkanızı bu şekilde çizdiniz. Şimdi bunu siz diyorsunuz ki kendi kendinize, ileride ben bunun üzerinde bir değişiklik yaparım. Şimdilik böyle dursun diyorsanız geleceksiniz. Daha aynıkileri sildiğim için tekrar baştan başlıyorum. Ctrl S'ye gelirsin. Masaüstü kısmına gelirsin. Buna da gelir. Şapkalı Şey bodyguard diyelim, direkt uzatmayalım. Hatta şey body diyelim direkt. Şey body dediniz ve A-Sprite olarak kaydettiniz. Okey dediniz. Masaüstünüze geldi. Şimdi masaüstünüze geldi. Daha sonra bunu bir yere de yüklemek istiyorsunuz. Örneğin Instagram'ınıza atacaksınız. Bunu yapmak için de Ctrl Shift S'ye basarsın. Gelirsin. Buradan PNG dersin. Okey dersin. Uyarını verir. Tamam dersin. Gelsin burada PNG'ini de alırsın. Kaydetmemizin böyle özellikleri var. Siz buna bir şey vermek istiyorsunuz. Bir animasyon, bir şey vermek istiyorsunuz. Şimdi buna basit bir animasyon verelim mesela. Şunu şöyle biraz uzatalım. Alt ne diyelim? Hatta şu layer sil. Tamam. Siz buna bir animasyon vereceksiniz. Bu nasıl olacak? Şuradan boyutumuzu da küçültelim. Buna bir animasyon vereceksiniz. Animasyonda ne olsun? Şöyle bir nefes alma animasyonu verelim. Şöyle bir alt N daha de. Evet, böyle bir animasyon yaptınız siz. Yani çok şey olmadı, şu an fazla uğraşmadım. Bu şekilde bir nefes alma animasyonu eklediniz bu adama. Tamam, bunu nasıl kaydedeceksiniz? Siz şimdi bunu gidip bunun ileride üzerinde değişiklik yaparım ben diyorsanız Ctrl Shift S gelirsin buraya. Buna Shape Body animasyon dediğim için A ekledim. Sırf şunun aynı olmasın diye. A-Sprite files olarak aldım. OK dedim. Gördüğünüz gibi Shape Body A'mız buraya geldi. Şimdi bunu kapattık. Ve Shape Body A'mız burada. Şimdi açtığımda gördüğünüz gibi bizim animasyonumuz buraya geliyor. Oynattığımda gördüğünüz gibi oynuyor. Daha yeni neyi kapattıysam onu açar bana. Ama siz gidip bunu Ctrl Shift S ile PNG olarak kaydederseniz ya da JPEG olarak
Okey dersin. Bu hem şeyi kaydetmez. Layer'ları almaz. Bir tane de layer ekleyelim mesela. Hiçbir şey çizmeyelim de. Şimdi PNG olarak kaydettik diyelim. Şöyle PNG ya da JPEG fark etmez. Okey dediniz. Hem layer'ı desteklemez hem de frame'i desteklemez. Yes dedik. Bak gördüğünüz gibi şu anda diyor ki 7 tane frame'iniz var diyor. Bunlar da sayılmaz diyor. Okey dersin. Gidersin. 7 tane farklı resim verir sana. Çünkü neden? Siz 7 farklı frame çizdiniz buraya, değil mi? Şöyle gösterelim iyice. 7 tane frame'in her birini tek tek size buraya resim olarak verir. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu ilk şeyimiz. Son bir yana geçtim. Şöyle. Bir yana geçtim. Bir yana geçtim. Bakın gördüğünüz gibi nefes alıyor. Buradan bile yapabiliriz bu şeyleri. Gördüğünüz gibi ben fare tuşlarıyla bu adama nefes aldırıyorum. Yani bu 7 farklı resim olarak kaydeder size. Daha sonra bunu peki nasıl kaydedeceksiniz? Animasyonunuzu bir yere paylaşacaksanız, bir Instagram'a, bir YouTube'a nasıl atacaksınız bunu? Geleceksiniz. Ctrl ile Shift S diyeceksiniz ya da ilk defa kaydediyorsanız Ctrl ile S de diyebilirsiniz. Buraya geleceksin. Buraya buradan GIF file'ı seçeceksiniz. Yani sizin animasyonunuzu kaydedeceğiniz dosya uzantısı GIF'tir. GIF'i seçtikten sonra OK dediğinizde size şöyle bir şey veriyor. Ben genelde ikisini de aktif bulunduruyorum. Ne oluyor? Sürekli kendini tekrar ediyor. Şuna basarsanız da bir daha bu uyarıyı vermez. Ben vermesini istiyorum çünkü hani olur ya şunlardan birini değiştirecek olurum, hiç uğraşmayalım. O yüzden OK dedim. Masaüstüme gittim. Gördüğünüz gibi She Body A GIF'imizi verdi bize. Şunları da silerim, kalabalık yapmasın. She Body A GIF'imiz burada. GIF. Açtığımda gördüğünüz gibi ben ellemeden kendi oynatıyor. Çözünürlüğü falan yapmadığınız için şu an baya bulanık gözüküyor. Gördüğünüz gibi kendi kendine nefesini alıyor. Bu da güzel bir özellik. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Save'de yani kaydetmede. Kısa bir video olsun dedim. Yine 20 dakikayı buldu. Tabi 15 dakika falan düşer herhalde. Yine de uzun bir video oldu. Save için ama her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Buradan sizin tabi işinize yarayacak şeyler varsa bunlar da olabilir. Mesela JPEG olur, ikon olur. İşte buradan daha çok farklı şeyler var. Mesela WebP var. Mesela bunu ne yapabiliriz? Mesela OK dedik. Gördüğünüz gibi çok farklı yerlere gönderiyor bizi. Bunları hiç kullanmadım. Mesela web bastığınızda size şeyi de açar bunu. Mevcut tarayıcınız da açar. İşte çok farklı dosya uzantıları mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi çizimler dilerim.